Başkanım merhaba. Merhabalar. Hikmet Başkanım, bugün BİMDUS'un 30. yılı resepsiyondayız. Evet. Nice nice 30 yıllar diyoruz. İnşallah. Düşüncelerinizi, duygu ve düşüncelerinizi alsak bugün. Evet, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Belçika'da bizlerin gerçekten çok büyük ihtiyacı olan son yıllardaki görsel basın olarak bizim sesimizi de kurumumuzu da tanıtmada büyük bir emeğiniz var. Gerçekten güzel bir gün. Biz 1993'te kurulan, 95'te Belçika Hükümeti tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından resmen tanınan bir kurumuz. Malumunuz Türk Dernekler Birliği adı altında kurulmuştuk. Bu 25 yıl böyle devam etti. Ama son 5 yıldır isim değişikliğine gidildi. Hem siz hem izleyicilerimiz de takdir eder ki biz Belçika hükümetinin yasalarına göre, kurallarına göre var olan bir kurumuz. Bu kurum sadece son yıllarda, çünkü Türk toplumunun 60. yılındayız. Bizim eski gibi sadece Türk toplumuna ait hizmetlerimizi dışarıya çıkarmak zorunda kaldık. Nedir bu? Diğer azınlıklardan da bu ülkede var olan insanlara da yardımımız olması için, onlara da hizmet vermek için BİMDUS ismini alarak merkezimiz Anvers'te olarak Brüksel ve Limburg bölgesinde de bir ofisimizin olduğunu biliyorsunuz. Biz yönetim kurulumuz malum gönüllülere dayanan bir hizmet kurumu. Personelimiz zaman zaman 10'a kadar yükselen, aşağı inen, yukarı çıkan bir personel sayımız var. 100'ün üstünde dernek, birlik, federasyonumuza üye. Biz bir çatı kuruluşuyuz biliyorsunuz. Bugün de 30. yılımızı dolduruyoruz. Dışarısı soğuk ama içerisi sıcak bir ortam olacak inşallah. Havanın erken kararması, iş günü de olması hasebiyle uzaktan gelen kardeşlerimiz biraz sıkıntı yaşayacaklar. Onlara da bu zahmeti verdiğimiz için kendilerinden özür dileriz. Başka bir seçeneğimiz olmadı. Biz yıllardır bir sivil toplum olarak başladık. Sivil toplum olarak da kalmaya devam ediyoruz. Biz sivil kalır, tarafsız kalır, işimizi yaparsak 30 yılımızı dolduruyormuşuz demektir bu. Ben sizlerin aracılığınızla da kurulduğumuzdan bugüne kadar kurumumuzda yönetici olan ve şu anda aramızda olmayan, hakkın rahmetine kavuşan, başta rahmetli Sedat Kaya'yı, ondan sonraki görevli arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bizde personelle çalışan kardeşlerimize de, yönetim kurulumuzdaki kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buruz, gerçekten üzgünüz. Biliyorsunuz son 5 yılın içerisinde 2-3 tane talihsiz hadise yaşadık. Birincisi ülkemizde işte bir çok acı veren bir deprem oldu. Ondan önce bir korona oldu ve sonrasına da Ukrayna ve bu Rusya savaşından sonra maalesef şu anda gerçekten sofralarımızda yiyeceğimizi, içeceğimizi bile boğazımızda düğümlenen bir hadise yaşanıyor. Filistin'deki kardeşlerimiz yoğun bir şekilde, yani insanlık böyle bir zulüm görmedi diyebilirim. Bunun da bir an önce bitmesi için dua ediyoruz ve yetkililerin, bütün dünyanın, işte demokrasinin beşiği dediği Avrupa'nın da bu insanlık zulmünü görmesini, bir an önce herkes üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Başkanım, nice nice 30 yıllara dedim başlarken, gerçekten başarılı çalışmalarınız inşallah yine Türk toplumu ve diğer yabancı toplumların hepsine merhem olursunuz. İnşallah. Sizleri de bizi izlemeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.